Sultanım, beni görmek istemişsiniz. Hoş geldin Nasuh Efendi. Merak içindeyim. Bir mesele mi var? Sana ne kadar kıymet verdiğimizi bilirsin. Senin de hanedana, ailemize ve bana olan sadakatinden kuşkum yok. Sultanım, bilmeden bir kabahat mi işledim? Bilmiyorum Nasuh Efendi. Bunu sen bana söyleyeceksin. Ben... Bağışlayın sultanım. Neden bahsettiğinizi ben anlayamadım. İbrahim Paşa ile alakalı bazı kaygılarım var. Malum kaç kez ölümden döndü. Buna rağmen hiç dikkat etmiyor. Hatta bazı geceler dışarıda kalıyor. Senin malumatın var mı bundan? Devlet işleridir sultanım. Merak buyurmayın. Emniyeti için paşamızın her türlü tedbir alındı. Meyhanelerde paşamızın emniyetini nasıl sağlıyorsunuz çok merak ediyorum. Sultanım. Daha dün oradaymışsınız. Ne sebeple oradaydınız? Signor Gritti geldi. Paşamızla hususi görüştüler. Devlet işleri artık meyhanelerde mi görüşülür oldu? Hayır sultanım. Paşamız benim için geldiler. Vali Bey meselesini konuştuk. Signor Gritti ile de orada karşılaştık. Başka bir sebebi yok yani. Yok sultanım. Başka ne olabilir? İnşallah öyledir Nasuh Efendi. Lakin bir şey bileyim. Ve benden saklıyorsan... ...senin de canını yakarım. Bunu bil. Ne dedi size sultanım? Yoksa? İşlerimde yanılmamışım Gülfem. Meyhanelere gidiyormuş. Malum hatunlar da düşüp kalkıyor belli. Emin misiniz bundan? Başka ne olabilir ki? Niye gider ki oralara? Gerçi Nasuh Efendi de oradaymış. Onunla da görüştüm. Onu görmeye gitmiş, Bahri Bey'le alakalı konuşmuşlar. Lakin hali bir tuhaftı. Belli ki bir şey saklıyor. Sultanım, ortada bir şey yok. Boş yere üzüyorsunuz kendinizi. Göreceğiz. Hünkârım, Ferdinand'ın elçileri payitahttalar. Huzurumu almak için bekletiyorum. Bu sulh doğuya yapacağımız sefer öncesinde bilhassa mühim Pargalı. Yakından alakadar ol. Siz merak buyurmayın. Gritti ile görüştüm hünkârım. Macar tahtına dikmiş gözünü. Alenen talep ediyorum. Malumun ilanı. İlaveten... Saraydan sızan birçok malumatın altında bunun olduğu aşikar. Öyleyse istediğini ver Pargalı. Ver şunu. Elçilerle görüşmeyi teşrif edecek misiniz yarın? Hayır, dolaşacağım. Biraz uzaklaşmak istiyorum. Hünkârım, merakımı mazur görün lakin sizi biraz sıkıntılı görüyorum. Bu yatak benim mezarım oldu Pargalı.
Derin uykudayken geçmişe döndüm. Hatırlar mısın? Bir keresinde sana İskender'in vasiyetini okutmuştum. Ve sormuştum sana. Ben nasıl öleceğim diye. Ne dersin? Belki benim de bir vasiyet hazırlama vaktim gelmiştir. Hayır hünkârım. Henüz değil. Siz daha uzun yıllar hükmedeceksiniz Cihan'a. Senden bir söz istiyorum Bargalı. O gün geldiğinde evlatlarımın yanında ol. Onlara doğru yolu göster. Zinhar kendi kanları bulaşmasın ellerine. Söz veriyorum hünkârım. Aynı sözü ben de sizden talep ediyorum. Eğer sizden evvel hakkın rahmetine kavuşursam, evlatlarımın yanında ol. Sözüm söz bak. Sözüm söz hünkârım. Paşam. Hayırdır Matrakçı, mühim bir mesele var demişsin. Paşam, bugün Hatice Sultanımız beni saraylarına çağırdılar. Sorgu sual ettiler. Dün gece meyhanede olduğumuzu birileri söylemiş. Belli ki takip edilmişsiniz. Sordu sana. Ağzımı aradılar paşam. Ben de devlet işleri olduğunu söyledim. Anlaşılan o ki kuşku duymaya başlamışlar. Sultanımızın gözü üzerinizde, dikkatli olmanız icap ediyor paşam. Anladım, sağ ol.